onlarla arkadaşlık etmeye rağbet gösterme. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Kötülerle arkadaşlık, estiğinde kötü kokuyu yüklenen rüzgar gibi insana kötülük kazandırır. Yine Hazreti Ali şöyle buyurdu. Kötülerle arkadaşlık denize girmek gibidir. Boğulmaktan kurtulsa da korkudan kurtulamaz. İmam Cevat şöyle buyurdu. Kötülerle arkadaşlıktan sakın. Zira o zahiri güzel olan ama bıraktığı etkisi çirkin olan çekilmiş bir kılıç gibidir. Allah'ın kitabında buyurulmuştur ki, o gün zalim kimse ellerini ısırıp, keşke peygamberle beraber bir yol tutsaydım, vay başıma gelene, keşke falancayı dost edinmeseydim. Andolsun ki beni bana gelen zikirden yani Kur'an'dan o saptırdı. Şeytan insanı yalnız ve yardımcısız bırakıyor der. Ayetlerimizi çekiştirmeye dalanları görünce başka bir bahse geçmelerine kadar onlardan yüz çevir. Şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık zulmedenlerle beraber oturma. O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dost olanlar birbirine düşman olurlar. İmam Cafer aleyhisselam şöyle buyurdu. Sana dini bir fayda vermeyen kimseye değer verme ve onunla arkadaşlık etmeye rağbet gösterme. Zira Allah tebarek ve teala'dan başka her şey yok olucudur ve sonu tatsız ve zarar vericidir. Hazreti Ali şöyle buyurdu. Seninle nefsine karşı yardımcı olmak amacıyla arkadaşlık etmeyen kimseyle arkadaşlık etmek, eğer bilecek olursan bir vebaldir. Allah'ın sevgilisi bir hadislerinde buyurdu ki, her kimin dininden ve dünyasından faydalanmazsan, senin için onunla arkadaşlıkta bir fayda yoktur. Her kim senin için bir hak tanımazsa, sen de onun için bir hak tanıma ve onu yüceltme. Hazreti Ali buyurdu ki, konuştuğunda seni usandıran, seninle konuştuğunda seni üzen, kendisine sevinç veya zarar verdiğinde buna karşılık sana aynı şekilde davranan, senden ayrıldığında arkandan konuştuğu için ayrılmasına rahatsız olduğun, kendisini sakındırdığında sana itham ve iftirada bulunan, kendisiyle uyumluluk gösterdiğinde seni kıskanan ve sana saldıran, kendisine karşı uyumsuzluk gösterdiğinde sana düşman kesilip seninle çekişen, başkalarının kendisine yaptığı iyiliği telafi etmekten aciz olan, kendisine zorbalık eden kimseye karşı aşırı davranan kimseden sakın. Onunla oturan sevap elde eder ama kendisi günahkardır. Dili kendisine zarar verir, fayda vermez. Kalbi sözlerini korumaz, ilmi çekişmek için öğrenir, gösteriş için dinde derinleşir, dünyanın faydasına koşar ve takvayı göz ardı eder.